Merhaba, hepinize hayırlı vakitler arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Harry Potter serimize devam ediyoruz. Bugün Hermione'yi öreceğiz. Şöyle göstereyim size de. Güzel bir tarif oldu. Beğendim. Şöyle Harry Potter'la da göstereyim. Neyse, malzemelere geçiyorum. Kullandığım iplerin hepsi Peria Baby Cotton. Baby Cotton arkadaşlar, YouTube kanalımda bu iplerin kodları için özellikle ben bir video yaptım, iki tane. Ona bakabilirsiniz kodlar için. Zaten çok, nasıl diyeyim, çok çeşitli bir renk skalası yok zaten Peria ve Lady Yarn ikisinde. Bu iki ipi kullanıyorum. Buradakiler Peria. Şimdi oradan renk kodlarına bakabilirsiniz, tamam mı? Daha sonra tığım tulip 1 numara tığ kullanıyorum. Makasım burada, sabitleme iğnelerim burada, silikona ihtiyacımız olacak saçlar için ve 6 milim göze ihtiyacımız olacak. Başka el yapım yanımda. Sadece bu tığ hakkında bir şey söylemek istiyorum. Benim elim bayağı bir gevşek arkadaşlar. Yani bayağı gevşek. Bu ürün eli sıkı olan biri için çok küçücük bir ürün çıkacak. Şu an hatta bunun boyunu açayım. Bir 7 santim, 8 santim civarı bir ürün bu. Eliniz sıksa lütfen kalın bir tığla örün. Size söylemek istediğim bu. Harry Potter'da çünkü öyle bir sorun oldu birkaç kişide. Eliniz çok sıksa zaten bence benim size tavsiyem en az 2,5 milimetre tulip tığ kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bileklerimiz, yani sağlık açısından da sık örmenin zararı çok büyük. Neyse, çok konuşmayayım. Hemen örmeye başlayalım. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Evet, hemen ten rengiyle başlayalım. İlk önce kafasından başlayacağız. Sihirli halkamı yapıyorum. İçerisine 6 sık iğne yapıyorum. Bir saniye. Evet, ilmek kaydırma yaparak sıramı kapatacağım. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 6 defa arttırma yapacağız. Sıra başına geldim. Şu an elimde 12 sık iğnem var. Devam ediyorum. Bir ör, bir arttır yapacağım. 6 defa tekrar edeceğim. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 18 sık iğne var. 2 ör, 1 arttır yapacağım. 6 defa tekrar edeceğim yine. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 24 sık iğne var. Devam ediyorum. 3 ör, 1 arttır yapacağım. Yine 6 defa tekrar edeceğim. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 30 sık iğne var. Devam ediyorum. 4 ör, 1 arttır yapacağım. Yine 6 defa bu işlemi tekrar edeceğim.
Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 36 sık iğne var. Devam ediyorum. 5 sıra düz bir şekilde öreceğim. Arttırma, eksiltme yapmayacağım. Şimdi ben 5 sıra düzümü örüp hemen geliyorum. Evet, düz sıralarımı ördüm. Şimdi kesmelere geçeceğim. 4 ör 1 kes yapacağım 6 defa. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 30 sık iğne var. Devam ediyorum. 3 ör 1 kes yapıyorum. 6 defa 3 ör 1 kes yapacağım. Evet. Sıra başına geldim. Şu an elimde 24 sık iğne var. Şimdi burada gözümüzü takalım. Gözleri 9 ve 10. sıralar arasına takacağım. Şöyle birini yerleştiriyorum. 9 ve 10. sıralar arasına. Aralarında 4 sık iğne kalacak şekilde gözü yerleştiriyorum. Bu arka kısmını ister yakabilirsiniz. İsterseniz de şöyle uç kısmını sadece sivri kısmını şöyle kesebilirsiniz. Çok uçtan değil. Bakın şu kadar çıkıntı kalması gerekiyor. Çok dipten yapmayın çünkü göz çıkar. Evet, şimdi 2 ör 1 eksilt yapacağım. Yine 6 defa tekrar edeceğim. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 18 sık iğne var. Şimdi renk değiştireceğim. Şimdi siyah ipime geçeceğim. Şöyle ilmeğimi aldırdım. Bu burada beklesin. Hemen şuradan siyah ipimi alıyorum. Şöyle hemen renk değiş yapıyorum. Renk değiştirme işlemini yaparken aynı zamanda yeni sıraya geçiyoruz ya. Bu sırada 2 ör 1 arttır yapacağım. 2 düz öreceğim, 1 arttıracağım. Evet, sıra başına geldim. Şimdi burada elimde tekrar 24 sık iğne var. Burada bir elyaf dolduralım.
Evet. Devam edelim şimdi. 3 ör, 1 arttır yapacağım. 3 sık iğne düz örüyorum. 1 sık iğne arttırıyorum. Sıra başına kadar bu işlemi 6 defa tekrar edeceğim. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 30 sık iğnem var. Devam ediyorum. 3 sıra düz bir şekilde öreceğim şimdi. Arttırma, eksiltme yapmayacağım. Şimdi ben 3 sıra düzümü örüp hemen geleyim. Evet, düz sıralarımı bitirdim. Şimdi burada renk değiştireceğim. Griye geçiyoruz. Burada yine renk değiştirirken aynı zamanda 3 ör 1 eksilti yapacağım. O adımlara da dikkat ederek renk değiştirelim. 3 düz örüyorum. 1 eksiltiyorum. Bu işlemi 6 defa yapıyoruz bu arada. Evet, sıra başına geldim. Şimdi elimde 24 sık iğne var. Devam ediyorum. 2 ör 1 eksilt yapacağım. Yine 6 defa tekrar edeceğim bu işlemi. Evet, sıra başına geldim. Şimdi elimde 18 sık iğne var. Devam ediyorum. 1 ör 1 eksilt yapacağım. 6 defa tekrar edeceğim. Bu sırayı yaparken şu yuvarlak kısım küçülmeye başladığında elyafınızı dolduruyoruz. Elyafınızı dolduruyoruz. Elyafı dolduruyoruz. Konuşmayı unutuyorum bazen. Buraya odaklanınca. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 12 sık iğne var. Devam ediyorum. 6 defa eksiltme yapacağım. Evet, 6 eksiltmemi de tamamladım. Şimdi burada şu ipimi biraz uzun bırakıyorum. Şurayı sonradan kapatmak için. Şimdi gövdemiz bu şekilde. Hemen nereye geçelim?
Kollarına geçelim. Şimdi kolunu yapacağız. Şöyle ben birini ördüm. Diğerini de sizinle birlikte yapalım. Ten rengiyle başlıyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 sık iğne yapacağım. Kolda özellikle şunu belirtmek istiyorum. Dikkat etmeniz için. Kol zaten gördüğünüz gibi çok minik bir parça. Sımsıkı örmeyin. Taş gibi örmenize gerek yok. Bir tık elinizi daha böyle bol bol bırakın. O zaman daha güzel oluyor. Şöyle ilmek kaydırma ile kapattım sıramı. Devam ediyorum. 6 sık iğnemi düz bir şekilde örüyorum. Şöyle bir tık gevşek gevşek aldırarak. Çünkü zaten dediğim gibi sayı çok az. Taş gibi de örürseniz burayı dolanmak bir çile olur yani. Evet, sıra başına geldim. Şöyle aldım. Renk değiştireceğim şimdi. Siyah ipime geçeceğim. Şöyle iki sıra daha düz bir şekilde öreceğim. Arttırma, eksiltme yapmayacağım. Evet, sıra başına geldim. Hemen son ilmeğimi de yapıyorum. Şöyle ilmek kaydırma yaparak sıramı bitirdim. Şimdi bacaklarını yapacağız. Şöyle bakın, bu birinci parçamız. İkinciyi de sizle yapalım. Sihirli halkamı yapıyorum siyah iple. İçine 6 sık iğne yapacağım. İlmek kaydırma yaparak sıramı kapattım. Şimdi 2 arttırma yapıyorum. 2 defa arttırıyorum. Devamında kalan 4 sık iğnemi düz bir şekilde örüyorum. Yine bu ayaklarda da elimizi çok sık tutmayalım. Dediğim gibi parçalar minik olduğu için daha da minicik durmasını istemeyiz yani. Şimdi sıra başına geldim. Elimde 8 sık iğne var. Bir sıra daha düz öreceğim. Evet, sıra başına geldim. Şimdi ilmek kaydırma yaparak parçamı bitiriyorum. Şöyle ipimi gizliyorum. Şimdi şu iplerden temizleyeyim parçaları. Evet, şimdi saçını yapalım. İpimi alıyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 sık iğne.
Altı sık iğnemi yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. Evet, bir üst sıraya geçiyorum. 6 defa arttırma yapacağım. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 12 sık iğne var. Devam ediyorum bir üst sıraya. Bir ör bir arttır yapıyorum. Yine 6 defa tekrar edeceğim. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 18 sık iğne var. Devam ediyorum. 2 ör 1 arttır yapacağım. Yine 6 defa tekrar edeceğim. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 24 sık iğne var. Şimdi burada asıl işlemine başlıyoruz saçın. Burada 10 zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Şimdi bir önceki zincire batarak aşağı doğru, bu tarafa doğru 9 tane sık iğne yapacağım. Sekiz, evet, dokuzuncu sık iğnemi de yaptım. Şimdi bir sonraki sık iğneme batıyorum ve şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Tamam mı? Bu şekilde bu parçadan 13 tane yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde dolanacağız 13 tane. Şimdi ikinci parçama geçiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim. Bir önceki zincirin içerisine de içerisine dönerek geriye doğru 9 tane sık iğne yapıyorum. Dokuz. Evet, 9. sık iğnemi yaptım. Sıradaki sık iğneme şöyle buradan almıyorum da tekrar göstereyim. Şöyle aldığımda ilmeğimi şöyle geçittiriyorum. Yani ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar yapayım. Ondan sonra devamında bitirip geleceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. Bir gerideki zincirimi batıyorum ve buraya 9 tane sık iğne yapıyorum. Evet. 9. sık iğnemi yaptım. Sıradaki sık iğnemden bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde şu an 3 tanesini yaptık. Bakın 3 tanesini yaptık. 10 tane daha yapacağız bu çıkıntıdan. Hemen ben yapıp geliyorum. Evet, şimdi 13 tane, bakın şöyle 13 tane yaptım. Devam ediyorum. Şu kadar bir boşluğumuz var daha. Devam ediyorum. Şimdi burada 10 zincir üzerine yapmıştık ya. Burada da 6 zincir çekeceğim. 6 zincir üzerine yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 5 sık iğne yapıyorum. Evet, 5 sık iğne yapıyorum. Sıradaki sık iğnemin içerisine ilmek kaydırma yapıyorum.
Tek fark şöyle bakın. Biri uzun, biri de daha kısa. Şimdi bu uzun parçadan 13 tane yaptık. Bu kısa parçadansa şurayı dolduracağız. 10 tane yapacağız. Tamam, şimdi ben bu kısa parçayı da yapayım. 10 tane. Ondan sonra hemen geliyorum. Evet, son saçımı yaptım. Şöyle ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şöyle iyice bir gizleyeyim. Şöyle bakın, şu kısmı kısa. Şu kısmı da uzun kısmı. Şimdi bu böyle çok bir şeye benzemiyor ama birazdan göreceksiniz. Şimdi atkısını yapalım. Kırmızı ve sarı ipimi alıyorum. Önce kırmızıyla başlayalım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra geri dönüyorum. Bir önceki zincire batıyorum. Ve buraya üçlü değil, 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum örgümü. 1, 2, 3 zincir, aman 3 sık iğne yapıyorum, karıştırdım. Bir zincir çekiyorum, döndürüyorum, 3 sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sırada şöyle sarı ipime geçeceğim. Bir zincir çekiyorum, döndürüyorum, şuradaki ipi de alayım, kaçmasın ucu. 3 tane sık iğne yapıyorum. Dur, şuradaki ipleri de toplayarak gideceğim de. Bir sık iğne, bir zincir yapıyorum, döndürüyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, döndürüyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir, döndüm. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 4 defa gidiyorum, tamam mı? Her renkten 5. sırasında renk değiştiriyorum. Bir zincir, döndüm. 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Bakın, kırmızıyı sayın. 1 gittim. 1 zincir, döndüm. 3 sık iğne yaptım. 2. sıraya gittim. Tekrar 1 zincir, döndüm. 1, 2, 3. sıraya gittim. 1 zincir, döndüm. 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Dördüncü sıradayım şu an. Hemen renk değiştiriyorum. Bu şekilde. Kaç tane yapmışım? Bir saniye. Hemen bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 renk değişimi yapmışım. Tamam mı? 11 renk değişimi yapacağım ve hemen geliyorum. Şimdi dikişe başlayacağız. İlk önce şurayı bir kapatalım. Şöyle. Bu şekilde bitiriyorum.
Daha sonra kolları yapacağım. İlk kolları dikeceğim. Şöyle. Bakın tam renk geçişleri var ya şurada. Onu şöyle tutuyoruz. Arka tarafa veriyoruz. Sadece onlara dikkat edelim kolda. Bakın şu şekilde kolunu yerleştirdim. Kolda şunu söylemek istiyorum. Bakın şu tam boyun kısmı var ya, şurada boyun başlangıcı. Tam buraya yapıştırmayın. Bir tık aşağısından dikin kollarını. Çünkü oraya şeyi de düşünün. Atkı da gelecek. Atkı gelirse zaten bu kol minicik. Hiç görünmez o zaman. Şu boyun başlangıç çizgisinin bir tık aşağısına dikiyoruz. Evet, kolları diktim. Şuraya geliyorum aşağıya. Bacaklarını yerleştiriyorum. Bacaklarına çok az bir tık minicik bir elyaf koyabilirsiniz dikerken. Zaten çok küçük bir parça. Şöyle sanki oturuyormuş gibi olacak. Evet, şimdi saçına başlayalım. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. Ve ilmek kaydırma yaparak sihirli halkamı kapattım. İkinci sıraya geçiyorum. Şimdi 6 defa arttırma yapacağım. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 12 sık iğnem var. Devam ediyorum. Diğer sıraya geçiyorum. Bir ör bir arttır yapacağım. 6 defa tekrar edeceğim. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 18 sık iğnem var. Devam ediyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. 2 ör 1 arttır yapacağım. 6 defa yine tekrar edeceğim.
Evet. Sıra başına geldim. Şu an elimde 24 sık iğnem var. Şimdi şöyle ben birini örmüştüm daha önce. Şöyle saçının bir uzun saçlarımız var. Bir de ön kahkülü için kısa saçlarımız var. İlk önce şu uzun saçlardan başlayacağız. Bir saniye. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane uzun saç yapacağız. 6 tane de kahkül kısmı için küçük yapacağız. Şimdi bunların sayılarını vereyim. Şimdi burada sıra başımdayım şu an. 15 tane zincir çekeceğim. Zincirimi çektim. Bir önceki zincire batarak geri dönüyorum. 14 tane sık iğne yapıyorum. Evet, 14 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi sıradaki sık iğneme ilmek kaydırma yaparak bağlıyorum, aşağı geçiyorum. Şimdi bu uzun saç telinden 17 tane yapacağım. Daha sonra kısa saç teline geçeceğiz. Şimdi ben 17 tane yapıp geliyorum. Hatta dur, bir tanesini daha yapalım, ondan sonra gideyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu bağlama kısmını bir daha göstereyim. 15 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. 14 tane sık iğne yapıyorum bu zincirlerin üzerine. Evet, 14 tane aman sık iğnemi yaptım. Sıradaki sık iğneye batıyorum ve burada ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şimdi 3. saç telime geçeceğim. Bu şekilde 17 tane uzun saç teli yapıp geliyorum. Evet, 17 tane yaptım. Şimdi kısa saçlara geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Bir zincir geriye batarak geri dönüyorum. 5 sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptım. Yine ilmek kaydırma ile yandaki sık iğneye sabitliyorum. Bakın kısa saçımız bu şekilde. Şimdi bundan da buraya 6 tane yapacağım. Hemen o 6 tane de yapayım, geliyorum. Evet, saçı bitirdim. Hemen kesiyorum. Şöyle ipimi de güzelce gizleyeceğim. Şimdi şöyle şu kahkül kısmı gözlere gelecek şekilde şöyle hizalıyorum. Şöyle üstten tutturuyorum. Daha sonra şu ön kısmı bizim için önemli olan. Bakın şu uzunun birine şöyle kenarda duruyor. Şu alttakini sabitliyorum. Dur, şunları bir çıkarayım. Şekil vereceğim çünkü buna. Şu arkayı görmeyin, tamam mı? Burası düz yapışacak. Şurada bıraktığım uzun var ya, bunu bir tık şöyle bunun üzerine doğru attırtacağım. Dur bir.
Şöyle sabitleyeyim, öyle göstereceğim. Şöyle bakın. Şunu direkt aşağı indirdim. Şu alttakini direkt indirdim. Şöyle attırdım buradakinde. Şuraya şöyle küçük bir açıklık yapacağım yine bunda da. Şöyle. Bu ön kısmını özellikle gösteriyorum. Çünkü ön kısmı önemli. Arka kısımları düz olacak zaten. Hatta bakın çok küçük bir kaş boşluğu kalması için bu saçı bir tık daha geriye alacağım. Çünkü kaş boşluğu kalmayacak. Bir tık geriye alayım. Bakın şu uzunu burada bırakıyorum. Hemen onun yanındaki teli ilk önce sabitliyorum. Şu arkayı görmeyin, orası düz olacak zaten. Şu boş bıraktığım uzunu da geriye attırıyorum diğerinin üzerine. Daha sonra şunu kah gülünü şöyle sabitledim. Şimdi diğer kah güllerinde şu kısımda şöyle küçük bir açıklık kalacak. Şunları da sabitleyeyim. Bir göstereceğim hemen. Böyle bu şekilde. Şimdi şuradaki dur. Son kah gülde yapayım. Şuradaki yine geri gitmişim. Şuradaki ilk saç telini boş bıraktım, tamam mı? İkinci saç telimi şöyle aşağıya doğru iyice bunu sabitliyorum. Hani ilk bunu yapıştırın. Sonra bunu şöyle hafif volüm vererek, tamam mı? Şöyle onun üzerine doğru yapıştıracağım. Şöyle. Hafif şekilli olacak yani. Şöyle bakın ön kısmını bu şekilde ayarladıktan sonra şu arkayı düz bir şekilde yapıştıracağım zaten. Şimdi hemen bunu yapıştırmaya başlayalım. Silikonum. Şimdi şunu yavaştan çıkartacağım buradan. Şöyle ilk önce hangisi demiştik? Şunlar bir kenarda dursun. İlk şu saç telimden başlıyorum. Şöyle saçının ucu burada kalabilir aşağıda. Daha sonra diğer saça bulaştı silikon. Şöyle bakın hafif şöyle dolandırarak şöyle hafif şöyle getiriyorum. Daha böyle şık dursun. Şöyle dolandırdım. Şimdi kah gülüne geçtim. Evet, yapıştırdım. Şimdi şöyle diğer kahgülleri direkt çıkartacağım. Zaten bundan sonrası kolay. Burada başlangıcı attığımızda şurada şöyle bir V olsun diye buradaki kahgüle de dikkat edeceğim. Silikonu boca etmiyoruz. Kesinlikle ona dikkat edin. Tam burası ince detay, göz önünde olan bir kısım olduğu için silikonun orada apaçık görünsün istemeyiz. Zaten silikon göründüğünde orada beyazlık kalıyor ya, bir çok çirkin bir görüntü oluyor. Bunu istemeyiz. Bakın.
Şöyle yine bunu da ikisini çıkarayım. İlk şu teli ayırıyorum, tamam mı? İlk önce bunu yapıştıracağım. Şöyle aşağıya kadar. Şöyle asıttırarak. Şimdi ilk bunu yapıştırdım. Şimdi bunu nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bak. Şöyle bir tık volüm veriyorum. Daha sonra bakın. Şimdi şu arkasını artık baya dalgalı bir saç olacak. O yüzden üst üste böyle gelebilir. Sıkıntı yok. Şimdi bunları da yapıştırıyorum. Şöyle bakın, burada saç yoğunluğu çok fazla olursa ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradan birini atlayın. Diğer sıradakini şöyle yapıştırın. Bu kalsın burada. Onu en son üzerine yapıştırırsınız. Şöyle. Bakın birer tanesi burada. Şöyle saçımızı da tamamladık. Hatta şu kahküllerin önünü bir tık daha yapıştıracağım ben, çünkü bir tık açık oldu. Şimdi bu saçın renginden bir ip takıyorum. Kaş yapacağız. Fakat şöyle keseyim, katına ayıracağım. Şöyle şuradan girelim.
Şimdi yüzüne şöyle yanak yapacağız, pembelik vereceğiz. Evet, şöyle. Şimdi atkısını da şöyle aldım. Şöyle saçını yukarıya bir tık asıttıra asıttıra şu arkasını açıyoruz, tamam mı? Sonra şöyle atkısını da geçirelim. Saçı üstte kalacak şekilde. Şöyle bağlayalım. Harmonimiz hazır. Çok tatlı oldu bence. Ben çok beğendim. Şimdi Harry Potter'ı da alayım yanına bir saniye. Harry Potter'ımızı da alalım. Harmonimiz de hazır. Ay çok şeker oldular. Şimdi bir karakter daha vardı. Neydi o? Turuncu saçlı. Sıra onda, en kısa sürede o da gelecek. Ay çok güzel oldular. Yeni tariflerde görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Yorum, beğeni ve YouTube hesabımı başkalarına önermeyi unutmayın. Görüşürüz.